Demirköprü'den gelirken yol kenarında yaralı bir canlı gördük. Durduk, arabayı aldık. Bir tane yabani dağ keçisi yavrusu. En kısa sürede yaraların tedavi edilmesi için yetkililere ulaştırmak için şehre gidiyoruz. İlçe Emniyet Müdürümüz Enis Bey, Abdurrahman Bey ve Mustafa ile beraber. İnşallah kurtulacak. Bozyazı'ya girdik. Biraz sonra orman işletmesi yetkililerine bu yaralı dağ keçisini teslim edeceğiz. Orman mühendisi İsmail Gübeş'in bakması sonucunda bu hayvanı doğrudan doğruya Anamur Milli Parklar Müdürlüğü'ne götüreceğiz. İnşallah, inşallah kurtulacak. İnşallah kanaması durdurulacak. İnşallah sebebi neyse o izale edilecek. Kurşunsu mu, başka bir şey mi, başka bir saldırıya mı uğradı, başka bir şey mi oldu? Şu anda Anamur Milli Parklar Müdürlüğü'ne doğru süratle gidiyoruz. İnşallah trafikçiler bizi yakalamaz. Şu gözünün güzelliğine bak ya Rabbim. İnşallah kurtulacaksın tatlım benim. Canım benim. Arabanın içerisinde hareket halinde çekim zor oluyor ama bu dağ keçisini Kemerköprü şel suyunu ziyaret edip orada dönerken yol kenarında gördük, bulduk, arabayı aldık. Bize çok fazla karşı koymadan aldık ve hala da itiraz etmiyor çünkü çok bitkin. Hiç evet itiraz edecek hali de yok. Şu tutmadığımız halde duruyor. İnşallah milli parklarda bizi bekliyorlar. Tedavisini onlar üstlenecek. Yeniden doğaya gönderecekleri iyileştirip. Evet, milli parklara getirdik. Şimdi milli parklardan arkadaşlar teslim alıyor. Biz alacağız. Veterinere götüreceğiz. Veteriner buraya götürelim yanında bir yerde varsa. Ya, al ver. Hadi beraber gidelim. Tamam. Tabii hayvancağız yaralı inbin olmasın. Bu arkadaşlar milli parklardan, Anamur Milli Parklardan. Milli parklardan arkadaşların söylemesi üzerine araçtan indirmedik. Şimdi anlaşmalı veteriner olan veteriner Ramazan Yalçın'a götürüyoruz. İnşallah ceylanımız buna dayanır. Milli parkların kendi veterineri olmadığı için kuvvete özel veteriner Kubilay Bey'in ofisine getirdik. Şu anda kendisi ilgilenmeye başladı. Hala benim işlem tamam mı? Seninki tamam. Tamam, sen devam et. Hocam sokarını da yaralar var. Bakacağım diyorum. Hepsine bakacağız. Sen bir vitamin ver. Tavuk vitamin. Şunu bir değiştir. Operasyon devam ediyor. Farklı yerlerdeki yaraları. Şurada. Bir orada var. Bir tane dikiliyor. Doktor Abdurrahman sevgileri ekibe katıldı. Şirin Baba da. Yaraya benziyor. Ne kadarlık? Bir haftalık. Yara dokuları yavaş yavaş iyileşmeye başlamış. Ha. Küçük burada. Yara dokularının uçlarını alacağız. Yara dokuları tekrar. Oo, ne kurtçu lan? Yenileyip dikişini atacağız. Kanama mı başladı? Tabii orada kanama var. Bastıralım o zaman. Bakayım. Yok şey yok. Ondan bir şey. Tamam kızım. Kızım tamam sabır. Tamam canım tamam. Anamur'da veteriner Kubilay Erdal'ın ofisindeyiz. Dağ keçisinin yaraları dikildi. Kendisine mayı takıldı. Buradan da Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tekmen'deki barınağa gidecek. Birkaç gün istirahat edecek. Durum düzeldikten sonra
Milli Parklar Müdürlüğü'nün Tarsus'taki birimine, muhtemelen hayvanat bahçesi diye geçiyor ama oraya teslim edilecek. İnşallah kızımız kurtuluyor. Bunu almaması kurşun diye bir ihtimal yok ki. Kurşun yarası değil mi bu? Kurşun yarası. Zaten arkadan üstten ateş edilmiş. Maçtan evet. Tek şeyi iyi tarafı bu atılan kurşun, tamam, hani dokuzlu kurşun. Evet. Fazla ilerlememiş olma ihtimali. İç organlarda zaten bir sıkıntı yok. Şunlar kurşunsa bunlar iç organa zarar, şu zarar vermiş olabilir iç organlara. Bu verir. Ama inşallah şunlar vermemiştir. İnşallah vermemiştir de şu eğer şey bariz yani dokuzlu kurşun. İnşallah yaşayacak. Evet, dedektörle kontrolle yapıldık. İçinde çok şükür kalmış bir kurşun da yok. Şimdi taşıyoruz. Kalkamayacak mı? Yok, çok güçsüz. Çok güçsüz. Bir kafayı bir bırak, kafaya tutacak mı? Yok. Tamam, iyi. Çok güzel hayvan toplarım. Daha yetiyor. Tamam. Arabayla gelsin oraya ben. Tamam ya, gelsin gelsin oraya. Bayram. Bulmayacaksak niye yaptın? Yani. Nazlı kızımızı veterinerin yanından aldık. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bozyazı Tekmen'deki barınağa götürüp teslim edeceğiz. Birkaç gün orada inşallah iyileşinceye kadar misafir olacak. Oradan da Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne gidecek. İyileştikten sonra da inşallah ilk bulduğumuz yerde hep birlikte doğaya salacağız. Ve veteriner beyin söylediğine göre bu hayvan hamile. Yani bu hamile hayvanı bu duruma getiren o vicdansızı kınamak ötesinde artık aklınıza ne geliyorsa sayabilirsiniz. Tamam, işte Selin Hanım'a haberi var. Bu serumu takılacak yeniden bunun. Biz yani antibiyotik bugün için değil, yarın için. Bugün şu anda yapıldı. Antibiyotiği de verildi. Bunun bir tedavisi var mı yani? Yok. Bitti, yok, 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 yok. Bugün tedavisi yok hiç. Tamam. Onu soracağım yani. Şey, yok. Tedavisi var. Tamam. Bundan da. 5 tane hiçbir şey var. Yok yok. Valla Selin Hanım yapardı bizde ya da Asım Bey yapardı. Onu benim yapma şansım. Tamam tamam, bunlar dikildi şu anda. Hamile kızımızı Bozyazı hayvan barınağına bıraktık. Burada iyice iyileşinceye kadar kalacak. Daha sonra Tarsus'a gidecek inşallah. Bir grup doğasever arkadaşla beraber Bozyazı Kemerköprü civarında doğa yürüyüşü yapıp dönerken yol kenarında yaralı bir yaban keçisi gördük. Keçi bize karşı koyamadı. Onu aracımıza aldık. Süratle şehre ulaştırmak için yola çıktık. Çünkü kanaması fazlaydı. Yol boyu tampon ettik. Kanamasını durdurduk. Bir yandan da telefon çeken yere geldiğinde yetkililerle görüştük. Bizi onların yönlendirmesiyle Milli Parklar Müdürlüğü'nün elemanları karşıladı. Onlarla beraber özel bir veterinere gittik. Orada keçinin kurşundan oluşan yaraları tedavi altına alındı. Dikişler atıldı, kanaması durduruldu. Ve geceyi geçirmek üzere hayvan barınağına götürdük. Ancak tüm bu yaşananlara, kurşunlara ve kanamaya zavallı kalbi dayanamadı ve kendisi sabaha doğru ölmüş. Hakikaten çok üzüldüm. O tedavi aşamasında ya da yolda bakışları, beni ve yavrumu kurtarın diye bakışları hiçbir zaman gözümüzün önünden gitmiyor. Biz açıkçası avcılığın, bilinçsiz avcılığın, hele hele kaçak avcılığın kesinlikle önüne geçilmesinden yanayız.